Gülay Hanım. Evet, öncelikle herkese iyi seyirler diliyorum. İnşallah güzel bir program olur. Şimdi ben Hamza Yerlikaya konusuna bir vaka olarak bakıyorum. Yani olayın bütününe bakmak lazım. Kişi olarak şahsı değil de bu bir vaka aslında, bir portre olarak bakmak lazım. Çünkü bu bizim bildiğimiz bir sahtecilik olayı. Şu an bir şekilde gündeme geldiği için biliyoruz. Belki böyle onlarcası var. Tabii. Onu da bilmiyoruz. Tabii. Onun için buna bir vaka olarak bakıp değerlendirmekte fayda var. Şimdi tabii liyakat diyoruz biz hep. Liyakat aslında sadece o kurumları güçlendirmek için değil. O kişiler için de aslında liyakat lazım. Yani size eğer hak etmediğiniz bir yere koyarsak aslında en büyük kötülüğü size tabii yapıyoruz. Şu anda bence Hamza Yerlikaya'ya büyük kötülük yapılmış durumda. Çünkü kendisi Türkiye'de hepimizin göğsünü kabartan şampiyonluklar elde etmişti. Milli marşımız çalınmıştı, hepimiz mutlu olmuştuk. Ama şu anda herkes onu sahteci, sahtekarlığa bir şekilde alet olmuş, sahte diploması olan kişi olarak anıyor ve hatırlıyor ve tarihe de böyle geçecek. Hiç bunlara tevessül etmeseydi, sadece başarılı bir güreşçi olarak, milli güreşçi, milli sporcu olarak kalsaydı ona da iyilik yapılacaktı. Böyle çokça kişinin olduğunu nereden biliyoruz? İşte daha sonra kendi itiraflarıyla da ortaya çıkan çok sayıda sınavda yapılan yolsuzluklar, sınav sorularının çalınması ve bu sebeplerle görevde yükseltmeler dahil olmak üzere üniversite sınavları ve insanların hayatını birebir etkileyen sınavlar da dahil olmak üzere oralarda insanların elde ettiği başarılar ve dolayısıyla hak eden, çalışan ve emek sarf eden insanların haklarının elinden alınması durumuyla karşılaştık. Şimdi bunun aslında bir diğer anlamı da bilime saygısızlık. Önemsemiyor. Yani orada lisede elde ettiği bilgilerin ya da üniversitede elde ettiği bilgilerin insana bir değer katacağından bir haber bir kişi. Çünkü Türkiye'de bir profesör, elbette çok değişik profesörler bu unvanın gerçekten layıkıyla verilmediğini de bizlere gösteren çok sayıda insanın çok değişik açıklamaları oldu. İşte fuhuş yerleridir demesi dışında da bir profesör çıkıp dedi ki ben eğitim almayan insanların yani ilkokul mezunu insanların aklının daha bilir olduğunu düşünüyorum dedi. Daha onların düşüncelerinin daha iyi olduğunu düşünüyorum dedi. Ve o kişi sanıyorum YÖK'te denetleme kuruluna atandı. Doğru hatırlıyorsam eğer. Ve bu, ben de öyle. Evet, bu bir profesör ve gerçekten Türkiye'nin en önemli yani YÖK'ün denetlemesi ya da YÖK Yüksek Öğretim Kurulu biliyorsunuz bütün üniversiteleri denetleme etkisinde bir kurum. Burada yöneticiliğe, denetçiliğe atanıyor. Demek ki burada bilgiye, bilime bir saygısızlık ve bunu bir elinin tersiyle itme var. Burada belki de muhalefet partilerinin ilk yapması gereken şey bütün önemli görevlere atanan şöyle bir temayül var. Yani teamül artık oluşturdular, artık temayülden de geçti. Artık teamül haline geldi. Milletvekili yapmadıklarını kamu bankalarında yönetici ya da bir şekilde söz sahibi oldukları kurumlarda büyük İşte iletişim kurumları olabilir. Bu kurumlarda yönetici yapıyorlar. Böylece bir maaş, araba, şoför ve hayatını bu şekilde devam etmesine imkan sağlıyorlar. Zaten emekli maaşı da bir şekilde almış oluyor. Yaşları tabii erkense belki erken emeklilikte yaşa takılıyorlardır. Ama onun dışında böyle bir düzen kuruyorlar ve bu düzeni de normalleştiriyorlar. Yani ben AKP'liler için bunun normal olmasından rahatsızım. Ve bir milletvekilinin, bir grup başkan vekilinin çıkıp da bununla gurur duyuyorum diyebilmesi aslında bizim tartışmamız gereken bir vaka. Nesiyle gurur duyuyorsun? Niye gurur duyuyorsun? Yani bir insan böyle bir sahtecilik yapıyorsa ve üstüne tamam gerçek olan diplomalarını almış olabilir. Evet. Ama bu diplomaları almış olması... O kürsüde gerçek diplomayı gösteriyor. Evet, mutlaka öyledir. Artık bu kadarından sonra herhalde eline alıp sahte diploma göstermemiştir diye düşünüyorum. Tabii yine bir soru işareti bırakıyorum. Onu incelemek lazım. Her şeyi incelemek lazım. Ama inceleyenleri kim inceleyecek ona da bakmak lazım. Ben çok şaşırdım bu olayı duyduğuma. Çünkü kurumların içi boşaltılıyor diyoruz ya hep. Gerçekten kurumların içinin boşaltıldığının bir örneği. Türkiye Büyük Millet Meclisi herhalde ülkemizin en önemli kurumudur. Ve orada milletvekili olmak için evraklarınızı veriyorsunuz ve verdiğiniz evraklarda inceleniyor. Demek ki yeteri kadar incelenmiyormuş. Demek ki burada bir sıkıntı varmış. Burada bir değerlendirme sorunu varmış. Demek ki buranın da denetlenmesi gerekliymiş. Tabii şimdi akla başka sorular gelebilir. Hocam Sayıştay'ın bile raporları işte meclise gelmiyor, gelemiyor, konuşulamıyor. Siz nelerden bahsediyorsunuz diyebilirsiniz. Ama ben diyorum ki kurumlar işletilmeli. Çünkü bugün bu içine düşünülen etik
ahlaki çöküş ve bilimsel çöküş ve bilimsel değerlere ve akla ve fenne uzaklaşma 3 gün sonra kendilerinin de içinde olduğu, yani bu düşünüşe sahip olan insanların da içinde olduğu bir alanın tamamına, tüm ülkeye zarar verecektir. Şöyle küçük bir örnekle konuşmamı kapatmak isterim. Şimdi bu düşünüş aslında her hücrelerine tekabül etmiş. Şimdi mesela tabela üniversiteleri var. Yani üniversitede yeteri kadar öğretim üyesi yok ama bir şekilde o üniversite açılıyor. O üniversitede tıp eğitimi veriliyor. O üniversitede hukuk eğitimi veriliyor. O üniversitede mühendislik mimarlık eğitimleri veriliyor. O zaman ne oluyor? İşte deprem kuşağı, bu arada tabii yeri gelmişken Elazığ'da geçmiş olsun, dileklerimizi iletiyoruz. Gerçekten depremler olacak çünkü deprem kuşağındayız ama yapıların insanları öldürmeyeceği güvenlikli, deprem güvenlikli yapılar olmalı. Bunun sağlanması için de iyi eğitimli mühendislere, mimarlara ihtiyacınız var. İyi eğitimli, mesela şimdi koronavirüs şu an dünyayı sarsıyor. Hı hı. Türkiye'de de sorun. Şimdi sizin iyi bir doktora gitme ihtiyacınız yok mu? Onun için de iyi eğitim alması gerekmiyor mu çocukların? Şimdi bunlar da buralardan gelmiyor mu? Demek ki aslında sizin de dahil olduğunuz, yani siz de hastalanabilir ve doktora gidebilirsiniz ve iyi eğitim almamış bir doktorun elinde, evet, belki de yanlış müdahaleyle hayatınızı kaybedebilirsiniz. Yani bu işi sadece ben kendi adamımı bir yere yerleştiriyorum ölçeğinde bakmamak lazım. Buna bir genel portre, genel bir problem ve sorun olarak bakıp bu layık olmayan insanlara da yaptığınız büyük zararlardan hem toplumu bir an önce uzaklaştırmak hem de bu ülkenin hem ahlaki hem etik değerlerine bir an önce dönmesini sağlamak lazım. Tabii her sefer her konuda doğru laf söyleyebilmiş bir kişinin izinden gidiyor olmanın da büyük mutluluğuyla tekrar bir cümlenin altını çizerek sözlerimi tamamlamak isterim. Ben sporcunun namuslu, ahlaklı, zeki olanını severim demiş Mustafa Kemal Atatürk'te. Zeki, ahlaklı ve çevik olanı. Hani gerçek, evet, diplomalı olanı da severim. Ahlaklı demiş. Gökmen Bey. Hayır, bunu ayrıca belirtmeye gerek duymamış. Zeki, çevik ve ahlaklı. Ahlaklı demiş. Tamam işte, ahlaklı. Bunu ayrıca, evet, belirtmeye gerek duymamış. Ahlaklı içine sokmuş onu. Evet.